Sizler de benim gibi hayal kırıklığı yaşıyor musunuz? Yaptığım yayınlarda 17 gün nasıl geçeceğiz? Tam kapanacak. Evet, zorlanacağız ama zorluklar insan dayanıklı bir canlıdır. Bu süreci de atlatacağız. Virüsten önemli ölçüde kurtulacağız diye düşünüyorduk. Gördünüz. En son söyleyeceğim en başta söylemek isterim. Biz kurallara uyan insanlar. Acaba enayi miyiz? Gerçekten hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bakın size nasıl ispat edeceğim. Hadi Yunus'un aktüeline konuşmaya başlayayım. Ne üzerinden anlatacağım biliyor musunuz? İstanbul'un sabah saatlerindeki trafik yoğunluğu üzerinden. Genel yayın yönetmenim Ercan Seki az önce Whatsapp'tan fotoğraf attı. Şu dakikalarda da aynı ekrem dedi. Buyurunuz. Yunus gel. Saat sabah 9. Bakar mısınız? %22. Şimdi böyle zamanlarda daha doğrusu Normal zamanlarda kısıtlama zamanları dışında ne kadardı bu saatlerde trafik yoğunluğu? Söyleyeyim mi? %50, %60'larda. Peki, bu ne demek? Yani her üç arabadan biri yine trafiğe çıkmış durumda. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu? Gelelim. Saati bir saat ileriye sardım. Saat tam 10. Yunus gösterir misin yoğunluğu? Bakın yoğunluk kaç? %20 Devam. Saat 11. Trafiğin yoğunluğuna baktınız. Nedir yoğunluk? Gene %20. Normal bir günden birazcık aşağıda. İnanın mübalağa etmiyorum. Şu soruları da ben yazdım. Cevaplarını daha doğrusu. Bu ne demek? Her 3 araçtan biri hala İstanbul'da trafiğe çıkıyor. 2. Galiba garibim evde kalanlar, çocuklarımız, ev hanımları ve işsizlerimiz kalmış. Dışında herkes dışarıda. Şimdi böyle kantarın topuzunu da fazla kaçırmamak lazım. E, emekçi insanlar ekmeği kim yapacak? Değil mi? Markette kim çalışacak? Şarküteriye kim bakacak? Servisi kurye yapacak? Kasap çalışacak? Böyle. Bunların hesap edilmesi gerekiyordu. O zaman yeniden sorayım. Kurallara uyanların suçu ne Allah aşkına? Biz enayi miyiz? Son bir notu söylemek isterim. Son bir not. Peki, son bir not. Şimdi şu haritalarda Yunus dolar mısın? Boğaz köprülerinin girişindeki o kızarıklığı görüyorsunuz. Çünkü polis, İstanbul polisi tutmuş Boğaz Köprüsü'nün önünü. Kontrol yapıyor. Hakları, izni var mı, yok mu? Ceza uygulayacak. Kapanmayı denetliyor. Ama bu da yanlış. Neden yanlış biliyor musunuz? İzni olanlar bile trafiğe takıldı, kaldılar. Hem de kapanma gününde. Yahu, çıktım Boğaz Köprüsü'nden, Anadolu'dan Avrupa'ya geçtim. Ardından Koy Orta Köy'e dönüşte ebeşi kesme. Ardından Mecidiye Köy girişine koy kontrolü. Çağlayan girişine koy. Ana yol aksın. Ama bu olmadı.